Merhaba. Müdürün odası nerede biliyor musun? Şurası. Yardım etmemi ister misin? Hayır. Öğretmenler odası hemen şurada. Bırakıp çıkacağım. Sen öğrenci değil misin? Niye bunu sen taşıyorsun? Görevli yok mu? Var da şey, boşver, uzun hikaye. Önüne baksana kızım. Ama ona sen çarptın. Sen onun avukatısın ya. Evet öyleyim, ne oldu? Demek kül kedisini koruyorsun. Bana bak kızım, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Evet, kısa sürede kim olduğunu anladım seni. Ben okul müdüresinin yeğeniyim. Sakın bana bulaşma. Belki yeğenisin. Bu okuldan atılmak istemiyorsan benimle uğraşma. Bu yaptığın çok ayıp. Sen ne yaptığını sanıyorsun bakayım? Hemen benim odama geliyorsun. Film mi seyrediyorsun? Hadi canım işini yap. Hadi hadi. Hadi yürü. Matematik öğretmeni mi? Evet, doğru duydunuz. Ben okulunuza yeni atanan matematik öğretmeni Mine Caner. Ama herkes bana Mimi der. Yani kusura bakmayın. Ben sizi öğrenci sandım. Bunu bir iltifat olarak kabul etmekle beraber sormak istiyorum. Siz öğrencilerinizi döverek, kulaklarını çekerek ya da hırpalayarak mı cezalandırıyorsunuz? Disiplin benim için çok önemlidir Mine Hanım. Eğer çocuklar kuralları çiğnerlerse cezalandırılmaları gerekir. Sizin ceza yönteminizi hiç sevmedim. Hem de hiç. Efendim? Sanırım bu konuda sizden yana değil, öğrencilerimden yana tavır almak zorunda kalacağım. Ayrıca yeğeninize gelince yazık ki hiç iyi yetiştirilememiş bir çocuk. Umarım onu kazanmayı başarabiliriz. Birlikte. Şimdi derse girmek zorundayım izninizle. Ayrıca bir öğretmen olarak yaptığınız muamele duyulursa başınız çok fena derde girer. Öyle değil mi? Çıkışta ne yapıyorsun Selim be? Bu yetmiyormuş gibi bir de yeni gelen kızı adam etmeye uğraşacağız. Hiç merak etmeyin. Teyzem ona haddini bildirmiştir. Bize bulaşamaz bir daha. Yine de teneffüste hangi sınıfta olduğuna bir bakalım. Ya bırak Allah aşkına. Ya hadi ya. Saçmalama oğlum. Kızlar gelin, bu haftaki astroloji falınıza bakayım. Nasıl olsa ders boş. Lafın geçsin. İyi günler. Bizim sınıftaymış, iyi mi? Lütfen yerlerinize geçer misiniz? Hadi gel. Sana ne be? İstediğim yere otururum. Sen kimsin de bana karışıyorsun? Ben yeni matematik öğretmeninizim. Matematik öğretmeni mi? Bir yaşıma daha girdim. Süper. Matematik öğretmeni mi? Hı hı. Bence keşke müzik öğretmeni olsaymışsınız. Sesiniz çok güzel. Teşekkür ederim. Aslında ben konservatuvarda okumak istemiştim. Ama babam benim bilim insanı olmamı istedi. Ve onun baskısıyla okudum. Sonuçta ne onun istediği oldu ne de benim. Şunu hiç unutmayın arkadaşlar. İleride bir gün çocuğunuz olduğunda ne olursa olsun izin verin, istediği ve mutlu olduğu mesleği yapsın. Öğretmenim, o şarkıyı tekrar söyler misiniz? Lütfen. Tamam, peki. Önce müzik, sonra matematik. Zaten müzik de aslında matematik demektir. Nasıl yani? Zamanla bunu size öğreteceğim. Evet, önce şarkı, sonra matematik. Yolun yarısı, beni kendime getiren aşk acısı. Kimi gökteki yıldız kadar yanıp sönenleri, kimi çöldeki serap kadar yalanmış her şeyi. Bembeyaz bir zakkum gibi zehirmiş gerçeği. Asıl olan benmişim, geçin her şeyi.